Remember, remember, 5th of November. Bu söz İngiltere parlamentosuna giren bir protestocunun söylediği tarihteki laflar. Siz halkı yönetmek için değil, siz halka hizmet etmek için varsınız dedi. Merhabalar herkese. Bugün 5 Kasım günlerden cuma. Bu laf nereden aklımıza geldi? Bir, 5 Kasım. ikinci olarak ise Ripple Kongre dedi ki artık net olun. Çünkü sizin bu flulunuz yüzünden hem ben şirket olarak zarar görüyorum hem de yatırımcılarım mağdur oluyor. O yüzden acaba regülatörler niçin vardır? Buraya bir kural koymak için mi yoksa o kurallarla birlikte halka hizmet etmek için mi diye hatırlatırız bizde özellikle bu sabah piyasalara baktığımızda yine güzel bir görüntü var ve sizlere bugün birkaç tane güzel haber daha doğrusu yeni coinlerle birlikte yeni işbirlikleri ve bir tane de e, Huobi'de listelenen bir e, coin getirdim sizlere dolayısıyla bugün yine güzel bir yayın olacağını umuyorum hadi ba tekrardan başlayalım herkese şimdiden iyi günler iyi trade'ler diliyorum Dün Amerika'da Dow dışında S&P ve Nasdaq'ta yine yükselişler söz konusuydu. Yani bu taraf artık o kadar rekor rekor gidiyor ki artık yatırımcıların kafası soru işareti oluşmaya başladı. Bu finansal sonuçlar olmasaydı acaba S&P'de o beklenen büyük çöküş başlar mıydı diye devam ediyorum Asya piyasalarıyla birlikte. Asya'da her zamanki bildiğiniz gibi bu hafta bayağı aşağı yönlü seyrettiler ve Şanga endeksi %1'e yakın e, negatiflikte aşağı yönlü seyrediyor. Vadeli piyasalara baktığımızda vadelilerde de şu anda açılış öncesi çok önemli bir e, kazanım veyahut da bir risk iştahının olduğunu görmüyoruz. Dün tapering açıklayan Fed sonrası piyasalarda biraz yön bulmaya çalışsa da dün açıklanan 15 milyar dolarlık rakam yani 120 milyar dolarlık aylık varlık alımının 105 milyar dolara indirilmesi piyasaları öyle sarsabilecek bir e, rakam değil. Zaten faiz artırımına da uzağız dedi. O yüzden taperingle alakası olduğunu düşünmüyoruz. Bugün de açılış öncesi Avrupa'da e, Amerika'da bir miktar karışık diyebiliriz. Ama asıl veriler bugün geliyor. Bugün Amerika'dan istihdam verileri gelecek. Powell özellikle şunun altını çizmişti basın toplantısında. İstihdam tam istihdam düzeyinde olmadığı için işsizlik verilerini bir süre daha izleyeceğiz dedim. Şimdi tabii ona da sorular tam istihdam ne demek diye. Açıkçası şu anda e, tam istihdamın... Covid dolayısıyla dışarıda kalan, iş piyasası dışında kalan çok fazla insan var. Ve bunlar işsizlik rakamlarına girmiyor olabilir dedi. Biliyorsunuz ki işsizlik rakamları anket yöntemiyle yapılır. Beş tane e, soru sorulur. Bu beş tane sorudan bir tanesine bile no deseniz orada artık işsiz sayılmazsınız. İstihdam piyasasında değilsiniz olarak sayılır. O yüzden bu ince çizgiyi sizlere anlatayım. E, i̇stihdama yani, ve hatta işsizliğine açıklayan ülkelerde Acaba bu rakam doğru mu dediğinizde bu soruyu da aklınıza getirirsiniz. Dolayısıyla saat bugün 3.30'da. Tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranları gelecek. Ee, Amerika'dan saat 3.30'da. Devam ediyorum kripto paraların ekonomik takvimiyle. Şimdi hafta sonu olmayacağımız için hafta sonunu da ele aldım. Bir kere bugün VET'in e, 2.0 testnet güncellemesi var. Daha doğrusu testnet sunumu var. Devam ediyorum. E, AVE'de. Cosmoverse'de yani bugün Lisbon'da bir e, oturuma katılacaklar. E, yarın Jotin'in son ledger testleri var. Şu anda biliyorsunuz ki Ledger soğuk cüzdanına e, bütün kripto paraları atamıyorsunuz. Ledger'ın anlaşmalı olduğu kriptoları atıyorsunuz. Joti de bunların şu anda testini e, yapıyor. Test fazını geçmesiyle birlikte Joti de artık Tether'a atılabilir duruma gelecek. Tether'a atılabilir duruma geldiği takdirde Jotli'nin fiyat değişimlerini yukarı yönlü bekliyoruz. Çünkü Ledger yani soğuk cüzdanlara girmek gerçekten büyük bir marifet ve ileriye atılan bir çıpa olarak değerlendiriyoruz. Devam ediyorum Hobi Global terminalimize. Son 24 saat içerisinde Bitcoin bir kez daha 60670 destekti. Geri çekildi 62.000'lere doğru ve en yüksek 62.580'leri gördü. Açıkçası burası Biraz daha toparlanmaya başlıyor. Ethereum ve Bitcoin'le birlikte bu iki major coin piyasayı kısa vade içinde e, domine edebilir. Onlar bir miktar hareketini yaptıktan sonra yani Bitcoin 63 bini kırdıktan sonra yeniden altlar hareketlenebilir. E, Hobi token 10.47 e, burada Hobi'nin biliyorsunuz ki yeni açıklayacağı şeyler vardı. Hobi Türkiye'de kendi Twitter hesabında bunu yayınladı. O yüzden her Hobi Token geri çekilişinde ben biraz buraya bakıyorum açıkçası. Devam ediyorum kantatif terminalime. Bugün e, Bitcoin Ethereum ve BNB'nin oldukça hızlı bir şekilde trend kuvvetinin güçlü olduğunu görmekteyiz. ADA 211'lerden yeni yeniden 201'lere çekildi. Trend zayıf. DOT'un trendi zayıf. Doge Shiba zayıf. Litecoin, Uniswap, Matic ve e, Bitcoin Cash'in bugün trend kuvvetinin sıfır olduğunu görüyoruz. Peki e, altlarda ne var diye baktığımızda AVAX var, Atom var, BNB var, Axis var ve Adrond var. Ve devam ediyorum trendi negatif olanlarla birlikte en fazla burada Alpaka'yı görüyorum diğer e, önemli bir altcoin göremedim ve geçiyorum yeniden e, grafiklerimize bu sefer. Toplamda şöyle bir baktığınızda aslında en iyi e, AVAX'ın durduğunu görüyorum ve bir yandan da LINK'in toparlanmaya başladığını görmekteyim. Bugün en fazla artan coinler arasında listemde Phantom e, ve BAT'ın olduğunu görüyorum. Altlara baktığımızda Hedera, RSR, ZKS, JOTI, Tavuk ve e, Flow'un yeniden hareketlendiğini görüyoruz. de biliyorsunuz ki bir Aralık'ta halvingi var. 15 10 seviyesine geldi. Tekrar toparlandı. Hatta burasını e, biz ele almıştık. Bu kadar yüksek çıkıştan sonra bir miktar gevşeme bekliyoruz diye özellikle 15-10 desteğini tutulmasını artık bekliyoruz. Buradan sonra yeniden 18'ler Qt'um için geçerli olabilir. Halving'i geliyor daha ne olsun. Ve geliyorum defaylamaya. Defaylamada e, burada toplam kitlenen tutarı görüyorsunuz defilerde. 258 milyar dolara ulaştı. Toplam staking ele aldığımızda da 274 milyarlık bir rakam var. Yeniden rekordeyiz ki burayı domine eden biliyorsunuz ki Ethereum ve şurada bir de AVE göreceksiniz. AVE'nin özellikle bu açıdan yeni bir haberi var bugün. O yüzden defilerde neye yatırım yapabilirim diye sorduğunuzda AVE de burada ön plana çıkan önemli coinlerden, altcoinlerden bir tanesi. Sentiment'e geçiyorum. His, hassasiyet bu sabah baktığımızda 0.86'lar civarında ve hassasiyetin de olumlu bir şekilde gittiğini hatta korku ve açgözlülük endeksine göre biraz da hızlandığını söyleyebiliriz. Bu sefer e, sentiment e, aç gözlü drive etmeye başladı ve geliyorum volatilitelere. Şimdi Bitcoin'den biz bu hareket bekliyorsak bu %30'luk volatiliteyle olmaz. Burası ne yazık ki biraz yavaş hareketleri ve ETF'lerin çalmış olduğu rolden kaynaklı volatilitesini kaybetti. Ki Ethereum'de %47'lik volatiliteyle devam ediyor. Şimdi buraya bir S vereceğim, bir parantez açacağım. Hatırlarsanız dün sizde, önceki gün sizlerle Goldman Sachs'ın bir raporu yayınlamıştık. Eğer enflasyon göstergelerinde bir bozulma olmazsa Goldman Sachs 2 ay içerisinde Ethereum'u %80 artış bekliyor. Şimdi buradan geliyorum volatiliteye. Eğer aylık volatilite zaten %47 ise bunu yapabilir. 2 ay içerisinde yüzde 40 yüzde 40 artar. Bileşik değil yalnız basit yüzde 40 yüzde 40 artar ve yüzde %80 80'e tamamlar. Ee, ve devam ediyorum. Bitcoin'in de yüzde 37'lik bu volatilitesi daha doğrusu hareketsizliği bu yüzden biraz Bitcoin'i geride bırakabilir. 63 bini kırar 66 binleri görüp orada ancak takılı kalır. Ve Ripple'ın kongreye en kısa sürede rehberlik ve netlik çağrısına bulundu. Biliyorsunuz ki Ripple'a gerçekten çok mağdur olan insanlar var. Geçen sene e, Aralık ayında e, 20 Aralık'ta olması lazım. Bir anda SEC, Ripple'a dava açtığını duyurdu. E, Amerikan borsaları ne yazık ki SEC yüzünden bir bir Ripple'ı e, delist ettiler. Şimdi tekrardan reliste konuşuyoruz ama öncelikle bu kongrenin e, burada Ripple açıkçası netliğe kavuşturması gerekiyor. Garlinghouse'daki Brett Garlinghouse'daki e, artık dedi yeter ee, biz de ne olduğumuzu bilmek istiyoruz. Ee, dolayısıyla ne olduğumuzu bilmek isterken bir yandan da Ripple açısından netlik kazandırmak istiyoruz dedi. Ve şunu da ekledi. Sadece burada stablecoinler için rehberlik etmeyin. Diğer tüm genel kriptolar için rehberlik ve netlik sağlayın dedi. Şimdi az evvel konuştuğumuz AVE'ye geldim. AVE dedi ki daha doğrusu dedik derken A ve şunu anlatıyor. Çapraz zincir katman iki planlarını anlatıyor. Hatırlarsınız sizlere son 1-2 haftadır şunu söylüyoruz. Bir daha altcoin sezonu yaşanırsa bu bütün altcoinlerde olmayacak. Layer 2 solution dediğimiz ölçeklendirme sorunu olmayan aynı zamanda üzerine akıllı kontrat yazılabilen ee, ödeme sistemleri olabilen ve devamında da burada e, yeni projelerle birlikte herhangi bir ölçeklendirme sorunu olmayan coinler daha fazla listelenecek demiştik. Ve Metaverse'den bayağı bir bahsetmiştik ve oyun tokenlerinden bahsetmiştik. Ve AVE'de dedi ki ben katman iki planlarımı anlatıyorum. Bir sonraki yükseltme için yeni özelliklerle geleceğim. Çapraz zincir, cross -chain, katman 2. Ve e, bu da açıkçası AVE'yi önümüzdeki süreçte yeniden bir altcoin rally yaşanırsa AVE'yi de bunun içine katar. Hatta şimdiden de AVE bunun hareketine başlayabilir. O yüzden bu katman 2 dediğimiz Layer 2 solution'lara biraz değinmenizi isteyeceğim. Özellikle hafta sonu boş vakit bulursanız e, ilginiz ölçüsünde gidebildiğiniz yere kadar Layer 2'yi öğrenmeye gidin derim. Grayscale dün e, bir açıklamada bulundu. Akşam saatlerinde AVAX ve Luna'yı yatırım ürünleri arasına ekledi e, yatırım ürünleri değerlendirme listesini ekledi daha doğrusu o yüzden Avax eğer listeye girerse burada yeniden bir yeni kurumsal alıcılar gelebilir Avax'ta da bu açıdan yeni bir e, katman geldi diyebiliriz ve square square biliyorsunuz ki e, twitter'ın şirketi 1.81 milyar dolarlık e, bitcoin'den e, gelen bir e, karın olduğunu açıkladı ve bununla birlikte Square biraz daha kripto parada yani Bitcoin alabilir. Neticede buradan gel gel oluşan geliri hem arttırmak hem de bu geliri değerlendirmek istiyor olabilir. Ve geliyorum Bitcoin'in Google Trendlerine. Buy Bitcoin tre arama trendi Kasım 2020'ye gelmiş. Peki Kasım 2020'de ne olmuş diye baktığımızda bakın Kasım 2020'de Bitcoin 13 bin dolardı. Her şey burada başladı ardından 65 bin dolara kadar parabolik bir şekilde gitti. O yüzden Kasım 2020 yabana atılacak bir tarih değil. Bitcoin'in trend aramaları da Kasım 2020'ye gelmiş durumda. Kore'nin e, SPK'si dedi ki NFT'ler e, görseldir e, dolayısıyla bir yatırım aracı değildir. O yüzden regüle edilmeyecek dediler. Ve geçiyorum Bitcoin'e. Bitcoin'de burada şimdi 65 daha doğrusu 67 bin civarından gelen alçalan trendimiz halen daha devam ediyor. Şimdi burayı biraz açacağım şöyle. bin e, 63.700'den geçen bu alçalan trend aynı zamanda 22 Ekim, 25 Ekim ve iki kısım sayılır Tepe noktaları O yüzden 63.800 bölgesi olarak yuvarlayacağım 63.800'ü burada bir türlü kıramıyoruz Ve Bitcoin sıkışmaya gidiyor Aşağıdan gelen Şöyle bir e, yükselen bir kanalımız var Ve bu yükselen kanalla Birlikte Eğer Bitcoin Zaten tutunduk buraya Eğer Bitcoin 63.800'ü kırarsa e, Burası aynı zamanda bakın orta banda denk geliyor Yeniden burası kendisini 66.700, binlere doğru tamamlayabilir. Zaten hatırlarsanız volatilite sayfası demiştim ki Bitcoin bu volatilite ile 67 bini görür. Hani bir rekor tazeler ardından bir e, rekor kıramaz. Volatilitenin artması gerekiyor demiştik. Şimdi 4 saatlik periyottayım ve volatilite azaldığı için burada Bollinger çalıştırmak istedim. Şu anda Bollinger'ın orta bandı 62.400'den geçiyor. 62.400 kırıldığı takdirde 64.200'lere doğru 2000 dolarlık burada bir hareket olabilir. Burası çok önemli bir rakam olmasa da %3'lük bir rakam var. Kaldıraçta en azından günü çevirebilecek bir rakam olduğu için e, şimdilik e, Bitcoin'in %2'lik bir bant hareketi olabilir. 6700'ü kırması halinde. Ve devam ediyorum Ethereum'la. Şimdi mi Ethereum burada biraz karışık değerlendiriyorum. Azaltı azalta gideceğim. Şimdi 4 saatlik periyotta MACD zayıf. Momentum toparlanmaya başlasa da momentum halen de alçalan trendinde. Günlüğe geçiyorum. Günlük periyotta ise burası 4 saatlik kadar zayıf değil. Öyleyse şuna da bir bakmak lazım. Saatliğe de bir geçeceğim. Saatlikte de bakın yavaştan MACD'yi kırmaya başlamış. 3'te 2 kuralını sağladım. O yüzden Ethereum'da şimdilik indikatörleri kapatıyorum. 4 saatliğe geçiyorum. 4 saatlik bir türlü düzelmemiş ve parabolik sar e, halen de satış veriyor. O yüzden bir günlüğe bakacağım. Parabolik halen de alışta. Paraboli de kapattım. Şimdi 4 saatliğe geçiyorum. 4 saatlik de Bollinger çalıştıracağım. Bakın burası 1, yani aşağı yönlü bir baskının riski yok. Ee, 4520'de tutunduğumuz müddetçe Ethereum'da burası yeni rekorlarla 4690'lara doğru hareket edecek. Zaten şöyle günlüğü açtığımda bakın 20 Eylül'den itibaren oluşan majör trend. Devam ediyorum. 29 Eylül'den itibaren yükselen trend. İkinci yükselen. Tekrar devam ediyorum. Bakın şu yeşili biraz daha fuş yapayım belli olsun. Ve 28 Ekim'den itibaren oluşan minör yükselen trend. Bunlar da zaten 4500 oradan geçiyor. O yüzden Ethereum için şu anda halen de yükselişin devam ettiğini ve bununla birlikte gelişe olan 4500 4450 dolar yani şu aralığın Ethereum için alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Burayı aşağıya kırarsa 4360'da stop noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldim AVE'ye. AVE halen daha bir sıkışma içerisinde ve bir türlü bu sıkışmayı bozabilmiş değil. Dolayısıyla AVE hakkında şöyle bir baktığımızda günlükte yatay osilatörleri aşırı satımı gösteriyor. 4 saatlikte baktığımda yine aşırı alıma geçen sadece yüzler var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ben bir de burada Bollinger çalıştırmak istiyorum. Çünkü Bollinger'ı burada çalıştırdığımda bana diyor ki şu anda ben artık orta bandı tutundum. 322 ve 327'ler benim desteğimdir. Zaten desteğin çok pardon şurayı biraz belli edeyim ki hep beraber görelim sadece ben değil. Ve sadece bu desteğin %2.5 %3 üzerindeyiz. O yüzden A ve halen de alım bölgesinde ve devam ediyorum. Yukarıda yukarıda Şurada 353 bölgesini Ave'nin kırdığı takdirde aynı zamanda şeytanın da bacağı kırılacak ve Ave için 450'lere kadar hareket söz konusu olabilir. Burası da 450'ye gitse yaklaşık %30'luk rakam elde ediyor. Desteğine yakın hareketler zayıf. O yüzden spotta mı almak isterseniz kaldıraç mı? Burayı ben biraz size bırakıyorum. Geliyorum Solano'ya. Solano da 30 günlük hacmin, 30 günlük hacim ortalamasının son 2 gündür üstüne çıktık. O yüzden bugünlük günlük kapanışla e, birlikte yeniden bu ortalamanın üzerine çıkarsak Solano'daki yükselişler desteklendiğini söyleyebiliriz. Ve ne yaptı bakın? Kanal, geniş kanalın orta bandı olan 238'e tutundu. Bu kanalın üstü 300'den geçer. O yüzden Solana'da 300'ü bekliyoruz. AVAX'da, dün mesela AVAX sorusu geldi. Dediler ki DOT ve AVAX acaba Solana'nın fiyatına çıkabilir mi diye. Onların ikisi hepsi, hepsi Ethereum killer olabilir ama hepsi bambaşka açıkçası projeler ve bambaşka arızalar. O yüzden öyle durumlarda Arıza bakmanız gerekiyor. Arızalar da aynı olmadığı için bu neredeyse mümkün değil. O yüzden devam ediyorum. Şimdi AVAX'ın e, Grayscale haberiyle birlikte 79-80'lere takıldık. Bakın burayı bir türlü kıramıyoruz. Olur da burası ikili tepe yaparsa yaklaşık bir %7'lik aşağı salınım hareketi var. %7 aşağı gelirse 68 ihtimali var. Ancak o zaman iki tane... E, işlem stratejisi var. 1. 68'e gelirse buy limit, 79-80'i kırarsa buy stop emirleri, emirleriyle iki tane emir verilebilir. Ancak AVAX'ı çok beğendiğimizi tekrar etmeliyim. AVAX 3 tane beklentimiz zaten devam ediyor. Ama 3 tane, yüzlü 3 tane mi, 200'lü 3 tane mi? O bir yüzü görsün. Ondan sonra ben açıklayacağım. Devam ediyorum adaya. Adada... E, devlet burada kanserlere şey yapıyormuş açıkçası. E, tedavi masraflarını e, kabul ediyormuş çünkü ada gerçekten herkes artık kanser etti bu kadar iyi bir projenin fiyatının neden gitmediğini anlamak gerçekten güç 2.06'dan geçen alçalan trend var 2.11'den geçen Fibonacci trendimiz var ki zaten tam da bu dirence değdik geri çekildik ancak halen daha buradaki hareketlilik potansiyeli devam ediyor 2.07'yi kırsın. 2.11, 2.11'i kırsın. Artık 2.5 hareketine başlayalım. O yüzden 2.07'yi kırdı mı e, buradaki pozisyonlarınızı erken bırakmayın derim. Dün Ayata'da e, bana çok yorum gelmedi açıkçası. Anlaşılmadı galiba burası diye düşündüm ben de. Bugün tekrardan aldım. Ayata'da yükselen ve sıkışan üçgen söz konusu. Devam ettirdiğimizde bu üçgen nereden kırılıyor? 1.46'dan e, evet, alçalan majör alçalan trendlerden geliyor 1.65'ten. 1.46 burada kırıldığı takdirde üçgenin boyu bu anlamda %55. Hadi %50 diyeyim. %50 gitsin. Burası zaten 2.20'lere geliyor. O yüzden nasıl ki nasıl ki hani AVD isterseniz burada kaldıraçlı düşünebilirsiniz dedim. Çünkü volatilite de zayıf. Ayota'da da aynı şekilde hem destekteyiz hem trend tutunuyoruz hem de üçgen var. O yüzden isterseniz 1.18 biraz daha risk alıyorsanız da 1.09 ve aşağısı kesinlikle stop loss olmak kaydıyla ancak ve ancak buradaki fraktallar formasyonlar böyle çalışır. 1.47 kırıldığı takdirde 2.157 direncim var ve 1.57'dir birlikte 2.50'ye kadar burayı sürükleyebilecek üçgen formasyonum söz konusu. Ve geçiyorum Joti'ye. Joti bu ara çok anlattık biliyorum. Hafta sonu hareketliliği var. O yüzden hafta sonu için konuşuyorum. Joti 53 31'e tutundu ve 53 31'e tutunmasıyla birlikte şöyle alalım. Bakın ne yaptı? 54.86'ya kadar tutundu. Burasının 59 bölgesine kadar en azından yatay hareketliliği var. Kırmızı takdirde 60'lara kadar da coti hareket edebilir. Şimdi geçiyorum Wu ya. Bu yine şöyle göstereyim sizlere. Bu sizlerin e, yine hobi içerisinde bulabileceğiniz bir coin olacak. Hatta büyüklerden bir tek bu hobi de listeleniyor diye biliyorum. Toka'nın infosuna baktığımızda Burada göreceksiniz zaten burası e, bir şekilde e, sizin hem e, trading işlemlerinizi çözmede hem de platformlara likit de sağlamada bir projesi söz konusu ve geçiyorum. Ben açıkçası biraz e, beğendim buyu diyeceksiniz ki burada ikili tepe mi var İkili tepe dönebilir ancak burası sanki biraz daha flama formasyonuna yatkın gibi geldi ve aynı zamanda bakın flamanın da diplerindeyiz. E, ee, tabii sadece yine ben görmeyeyim. Yan tarafı da göstergeyi bir ayarlayayım. O yüzden burası biraz daha sanki Flema'ya gidiyormuş gibi duruyor. Haftalıkta aldığımızda bakın nerelerden nereye gelmiş. Zirvede diyeceksiniz belki. O evet zirvede. O yüzden stop loss gidin. Yani şurası Flema geçerliyse zaten 1.27'de. 1.20-1.22 arası Flema'nın başlangıç noktası. Eğer ben bu Flema'yı zaten buradan alırsam. Hadi ihtiyatlı gideyim. İhtiyatlı gideyim. Yüzde altmış yedi. Filamayı buradan kırsın. Yüzde altmış yedi desem. Burası iki on sekizlere geliyor. O yüzden A ve Ayata, VU. Hepsinin kesinlikle stop loss'u olmak kaydıyla buralar e, sanki biraz bizlere e, burada bir fırsat varmış gibi gösteriyor. O yüzden VU'yu e, da bugün bültenimizi ekliyoruz. Merak edenler varsa buraya bakabilir. Ancak ilk 1.20'nin aşağısı kesinlikle stop. Hani 1.10'a geldiğinde bizi batırdınız falan gibi yorumları asla kabul etmiyorum. 1.22'den 1.10'a gelen hiçbir koyunda hiç kimse batmaz diyelim. Sizlere şimdiden iyi bir hafta olsun diliyorum. Hava güzel. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirin. Pazartesi benimle tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.